Herkese merhaba. Bugün Uludağ'da bir gün geçireceğim ve Uludağ hakkında da sizi bilgilendirmek istiyorum. Şimdi yola çıkmadan önce Uludağ nasıl gidilir bundan bahsedeyim. Öncelikle kendi aracınızla gidebilirsiniz eğer varsa. Yoksa bir sürü alternatif var aslında. Bunlardan birisi teleferik. Uludağ teleferikle çıkmak istiyorsanız kişi başı 130 lira gidiş dönüş hem de. Yani güzel aslında, avantajlı ve teleferik de çok keyifli oluyor manzara karşısında. Bunun dışında Tophane'den kalkan servis minibüsleri var. Bunlar da 50 lira. Bir de Uludağ'a çıkan, Bursa'dan kalkan turlar var. Bu turlar da aslında mantıklı. Bazılarında kayak paketleri de dahil oluyor. Bunları Instagram'dan araştırıp hani hangi turla gitmek isterseniz ona göre tercih edebilirsiniz. Ben de şimdi yola çıkıyorum. Uludağ'da tekrar sizi bilgilendireceğim. Otellar bölgesi. Kayaklarımı giyeyim, sonrasında da pistlere geçeceğim. Size tekrar video çekeceğim. Evet, şimdi Tutyeli Terasiyeci'ndeyim. Bunu çok seviyorum çünkü çok rahat koltukları var ve mavi rüzgarlı var. Şu an rüzgar olmadığı için kapatmayı tercih etmedim. Ama rüzgarlı havalarda çok iyi oluyor. Şimdi bu Tutyeli pistinden kayarak ineceğim. Bu arada şöyle Tutyeli pistini de göstereyim. Burası iki kısımdan oluşuyor. Birisi bu Terasiyeci'nin alt tarafı. Diğeri de bu ileriden inince şimdi ileriye doğru gidip bu vadi kısmından kayılan kısım. İki taraftan da kayabilirsiniz. Yani iki tarafı da çok güzel aslında. Sol taraf kuşaklı kaya pisti. Bu tepenin ardı da birinci bölgeye gidiyor zaten. Bu diğer tarafta da maden ve diğer pistler var. Evet, şu anda burası da birinci bölge, Beceran pisti. Hemen size göstereyim şöyle. Burada da kayabilirsiniz. Şu an hafta içi olduğu için çok sakin, çok güzel. Ama cumartesi pazar birazcık kalabalıklaşabiliyor. Sekipas fiyatları da bu şekilde. Günlük ve esnek biletlerde bir başkasıyla paylaşamıyorsunuz. Sizde özel ama
puanlı biletlerde başkalarıyla da paylaşabiliyorsunuz. Birden fazla kişi kullanabiliyor. Evet, şimdi de dönüş yolundayım. Uludağ'dan Bursa'ya dönüyorum. İmkanınız varsa Uludağ'a hafta içi çıkarsanız çok daha keyif alırsınız bence. Çünkü hafta sonu çok kalabalık oluyor. Telesiyerlerde çok sıra oluyor. Mesela hafta içi çıktığım için bol bol kayma fırsatım oldu. Sıra beklemiyoruz çünkü. Yani o kadar kalabalık olmadığı için sıra beklenmiyor. Bir de havaya göre işte tabii ki. Güneşli bir havada çıkmak bambaşka bir keyif verici oluyor. Kaymaktan da bazı zamanlar gerçekten telefonu elime alıp da video çekmeye fırsat bulamadım. Çünkü çok zevk alıyoruz. Yani Uludağ'ın havası, o manzarası, kaymak çok güzel, keyif verici. Başka bir videoda görüşürüz. Sormak istediğiniz şeyler olursa bana her zaman sorabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Görüşürüz.